geçelim diyorum. Evet. Kalitesini ispat etmiş Türkiye'deki özellikle ulusal ve uluslararası programları dikkate aldık. Hakikaten kendi mesela gerçektir. ODTÜ ve Boğaziçi İngilizce olarak öğretiminde hakikaten ileri düzeyde idirler. Programlarını, sistemlerini kurmuşlar. Hangi bölümde olurlarsa ben ODTÜ hazırlık okuduğum için biliyorum, yani rahat konuşuyorum. Gaziantep kampüsünde okumuştum. Hazırlık sınıfında herkese sistemi öyle kurmuşlar ki devam ettiği sürece herkes o dili öğreniyor. Başarı, yani %90 başarı sağlıyorlar. Bu da önemli. Hazırlık sınıfında kaç kişi devam ediyor? Başarı nedir? Bunlar hep bizim sorgulamamız gereken konulardı. Ben orada gördüğüm tecrübeyi Arap diline burada yansıttım. Çok şükür belli oranda bir, en azından bir sistemi kurmuş olduk. Test sistemi, ondan sonra sınav sistemlerini, devam sistemlerini getirdik. Yoksa Arapça bölümü, tabii sonradan Arapça bölümü yıldızı parladı, biliyorsunuz. Bizim okuduğumuz dönemlerde öğretmen bile biz olamıyorduk. Formasyon almıştık öğretmen, ama şu anda Arapçanın parladığı bir dildedir. Dolayısıyla biz bütün dillerden, Batı dillerinin sisteminden de yararlandık. Ve tabii yetti mi yetmedi, daha da geliştirmeye çalışıyoruz. İşte temel soru önemli. Geliştirmek için, hedefimize ulaşmak, başarı elde etmek için her yıl güncelleme dediğim şeyi yapmamız lazım. Yani bilim ve teknoloji çağındayız. Bilgiler sürekli tazeleniyor. Sistemleri yenilememiz lazım. Sistem derken tabii ne kastettiğimi şimdi söyleyeyim isterseniz, daha sonra detayına girelim. Sistem deyince girdisi, çıktısı, süreci, işte bu geri dönükleri dahil, bu dört temel sistemin dört temel unsuru var. Bunların tamamını içine alacak şekilde öğrenci, okul, öğretmen, her şey dahil, eğitimin başladığı ilk andan gelecek sene öğrencinin geleceği ana kadar ki bir süreçtir yani sistem. Sistemin içerisinde her şey var. Öğrenci de var, öğretmen de var, kitap da var, devam da var. Ama tabii ben son Osmanlı İmparatorluğu'nun son Milli Eğitim Bakanlarından okuduğum bir makalesi vardı. Ama en önemlisi diyor, evet hoca da önemlidir, eğitimci de önemlidir, öğretmen de önemlidir. Fakat en önemlisi diyor, sistemdir diyor. Sistemi biz kurarsak, ben yani nispeten diğer yeni bölüm çok daha iyi Arapça ile ilgili sistemi kurmuş hocalarımız var, Allah razı olsun. Çok güzel Türkiye'de işler yapıyorlar, onu da biliyorum yeni. Eskiyi kıyasla tabii söylüyorum. ODTÜ ve Boğaziçi İngilizce sistemini kurmuş, İngilizceyi öğretiyor hakikaten. Bizler tabii onları geçtik mi, geçmedik mi, neler yapmamız gerektiği üzerinde durmamız lazım. İşte bu tür çalıştaylar bizlere böyle bir ufuk açar. Yani Arapçayı öğrensinler canım, yani diyemeyiz. Her yerde Arapça öğretiliyor. Biz okulda ne yapalım ki, bu kadar ne uğraşıyoruz ki demiyoruz da zaten hiçbirimiz. Evet, ideal sistemi ama kurmaya çalışıyoruz. İdeal yöntemleri kullanmaya çalışıyoruz. Evet, bunun farkındayız. Tabii sistemli çalışmaya, bir de çalıştırmaya ihtiyacımız var öğrencileri. Sistemi aşılamamız lazım yani. Sistem çok önemli. Biz Türklerin de kabiliyeti olduğu bir konudur bu. Türkler bu konuda sistem kurma konusunda kabiliyetlidir. Kafa, çünkü biz bir şeye yoğunlaştığım, biz öyle görüyorum. Yani tabii biz Batılılardan son birkaç yüzyılda bu sistemi öğrenmeye çalışıyoruz, ama bizim 1000 yıllık tarihimizde sistemli çalışma zaten var, bizim geleneğimizde olan bir şey. Dile de bunu tabii yansıtırız. Yoğunlaşarak tabii olur. Yoğunlaştığımız zaman biz daha güzel yöntemler, daha güzel sistemler buluruz. Tabii hedefler koyuyoruz. Bu hedeflerin hazırlık programlarına ne kadar uyduğunu da dikkat etmemiz lazım.
Tabii sistem dedik. Nedir sistem? Hem konuya girelim fazla vaktinizi almadan. Sistem tabii normalde kitaplarda açık sistem, yarı açık sistem, kapalı sistem vardır. Evet, herkes açık sistem derken yukarıdaki saydığım dört unsuru barındırıyor. Yarı açıkta dönüt sadece düzeltme ögesi yok. Bu yetersiz yarı açık diyor zaten, yetersiz sayılıyor. Yani aslında Türkiye'de bütün sistemler açık sistem ama maalesef dönüt ve düzeltme hepsi kullanmıyor. Yani bize göre yarı kullanmayanlar daha doğrusu yarı açık sistemi uyguluyorlar ve fark etmeden. Onun için en önemlisi bu dört sistemden en önemlisi tabii sistem içerisinde dönüt olmalı, düzeltme olmalı. Yani bu anketlerle olabilir, bu ana bilim dalı bölüm başkanlarının sorgulamasıyla olabilir. Evet arkadaşlar, koordinatörlere diyecek ki bu yıl kaç tane öğrencimiz geldi? Kaç tane öğrencimiz mezun oldu? Başarı notu nedir? Hangi hocada işte en çok şikayetler oldu? Bunlar için neler yapıldı? Bütün bunları değerlendirme konusu yaparsa ana bilim dalı ya da bölüm başkanları bir sonraki senede onunla düzeltmeleri uygularsa bu sistemi hem geliştirmiş olur hem de daha faydalı öğrenciler için de daha kalıcı programlara doğru, hedefe doğru gitmiş oluruz. Evet, sistemler bunlar. Yani sistem detayına girmeyeceğim. En iyi sistemi tabii işte içerisini doldurmak lazım. Tabii açık sistem diyoruz ama dört unsuru var diyoruz. Bunların içerisini işte mesela devam sistemi, sistemin içerisinde devam da var. Devamı koymak lazım. Devamsız hiçbir şey öğrenilmez yani. Tabii Arapçanın kendine ait hususları vardır. Devam yetmez. Yazarak öğrenmedir. Çünkü resim gibi böyle yazısı daha çok ona benziyor. Nasıl resmi yazarak, çizerek öğreniyorsak Arapçayı da yazısını da öyle. Kendine ait özel yönleri vardır. O sistemleri hepimiz biliyoruz. Onlar üzerinde durmamız yerinde olur. Evet, yani ben bunları hatırlattıktan sonra başarı kriterleriyle sözlerimi tamamlamak istiyorum. Yani başarıya ulaşmak tabii bizim elimizde öğrenci çok iyi olabilir, hoca çok iyi olabilir. Ama işte sistemi ne kadar iyi uyguladığımıza bağlı olarak sonuca Değerli ulaşırız. hocam, isterseniz toparlayalım yavaş yavaş. Toparlıyorum hocam, tabii. Diğer hocamıza Zeynep Bey, hocam buyurun. isterseniz toparlayalım, diğer hocamıza söz vereceğiz ya. Tamam hocam. Peki yani biz son olarak Tamam. söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Başarı kriterleriyle bitiriyorum. Sistemden Evet bahsettik, hocam, buyurun. hedef ve amaç Teşekkür ederim. bunlardan bahsettik. Tabii başarı ne olmalı? Sadece şunu genel söyleyeyim. Çok notlar aldım ama mesela Arap Dili ve Edebiyatı'nın hedefi farklı olabilir. Mütercim tercümanlık farklı olabilir. Öğretmenlik işte veren okullarda farklı olabilir. Hedefler yani birisinde konuşmak şunu demek istiyorum ağırlıklı olur. Diğerisinden mesela diyelim İlahiyat Fakültelerinde Arap Dili Belagatı'nda okuma yazma ilmi eserleri daha böyle anlama olabilir. Hedeflere yönelik tabii başarıdan bahsediyorum. Başarıyı söyleriz. Yani İlahiyat Fakültesindeki bir öğrenci sular seller gibi konuşmuyorsa onu başarısız saymayız. Çünkü onların hedeflerine uygun hareket etmişlerdir. Teknolojik gelişmeleri de kullanacağız. Tabii dört temel şeyi, beceriyi herkesin belli oranda yapması lazım. Bunu hepimiz biliyoruz. Peki hocam, ben daha inşallah başka zaman, rahat bir zamanda daha farklı şeyler de buna yönelik, başarıya yönelik notlarım var. Onları paylaşırım. Ya da yazılı olacaksa geliştirir, sizlere takdim ederim. Ben teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsat verdiniz Yakup hocam. Ve bir araya getirdiniz. Bu kadar yoğun okulların açılış zamanında bizleri bir araya getirdiniz. Çok sağ olun. Herkese selamlarımı ve hürmet saygılarımı sunuyorum. İnşallah süremi aşmamışımdır. Estağfurullah hocam, tam zamanında bitirdiniz. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sonuç itibarıyla Arapçanın sorunlarını daha yakından idareci olarak da bir öğretim üyesi olarak da takip ettiğiniz için
Çok değerli görüşlerinizi burada aktardınız. Allah razı olsun. Şimdi Nusrettin hocamız şu an müsait değil. Yani bu grupta değil, daha doğrusu oturumda değil. O zaman sözü İsmail Ekinci hocamıza veriyoruz. Hocam söz sizin, 15 dakikamız var. 15 dakikada tamamlarsanız çok mutlu oluruz. Buyurun hocam. Abdullah hocamıza çok teşekkür ederiz. Hocam, değerli hocam, şöyle bir açıklama yapayım. Bunları yazılı gönderdiğiniz takdirde, yani o size bağlı, biz bunları gerekli ilgili yerlere görüştük. Elektronik olarak basacağız. Ona süre vereceğiz. O süre içinde gönderdiğiniz takdirde bu kriterlere uygun olarak, ama elektronik baskılı değil, basacağız. Onu da bu şekilde duyurmuş olalım. İsmail hocam söz sizin, buyurun. Size sözü verelim. Sunumunuzu yapabilirsiniz. Evet, teşekkürler Sayın Hocam. Herkese öncelikle selamlıyorum. Önce kendimi tanıtayım isterseniz hocalarım. Mersin İslam Bilimler Fakültesi'nde doçent doktor olarak çalışıyorum. Arap dili ve belagatı alanındayım. Daha öncesinde Bitkisel Üniversitesi'nde çalışıyordum. Şimdi Mersin'e geçiş yaptım inşallah. Şöyle bilgisayarda henüz tam hazırlamadım. Yeni bilgisayara geçtim, telefondaydım. Kusura bakmayın, bilgisayarda bir taraftan hazırlamaya çalışıyorum. Şimdi bir de sunum hazırlamıştım ben. Onu da hemen açayım ben. Evet. Yok. Hocam ses geliyor. Buyurun, devam edebiliriz. Evet hocam, hemen sunumu paylaşayım ben. Ekran paylaşımı yapayım. Ha. Vakit almadan hemen hızlıca geçmek istiyorum. Arkadaşlar, ekran paylaşımı verdi. Tamam. Şu an gözüküyor sanırım. Evet, gözüküyor hocam. Evet. Buyurun. Tamam. Bunu hatta şöyle slide gösterisi olarak yapayım. Daha rahat olacaktır. Evet. Şimdi hocalarım, daha öncesinde ben Necmettin Erbakan İlahiyat Fakültesi'nde çalıştım. Araştırma görevlisi olarak doktorayı orada yaptım. Oradaki hazırlık eğitimiyle alakalı epey bir bilgi edindik. Yani yetiştiğim yer Konya Necmettin Erbakan İlahiyat. Daha sonrasında Bitkisel Üniversitesi'nde 4-5 yıl kadar çalıştım. Oradaki İslam Bilimler Fakültesi'nde hazırlık sistemini kurduk arkadaşlarımızla beraber. Oranın işte hazırlık yönergesini yazdık, hazırlık zorunlu hale getirdik ve orada bir nevi Konya'daki sistemi bir nevi copy paste ettik ve orada şu an hala aktif bir şekilde aynı sistemde hazırlık Arapça eğitimi devam ediyor. Tabii o süreçte öğretim üyesi olarak Arap Dili ve Edebiyatı Fen Edebiyat Fakültesi'nde aktif olarak da çalışıyordum. Orada da bölümü kuralım, öğrenci alalım dedik ama onu pek başarılı olamadık. Daha sonrasında da Mersin'e geldik. Ocak ayından beri de Mersin'de çalışıyorum. Şimdi bir takım benim konu aslında burada uygulanan bir ELUGA diye bir sistem var. Onun üzerine benim tamamladığım bir gramer anlatım usulü var. Bundan bahsetmek istiyorum. Bunlara geçmeden önce ilk olarak yani bu süreçte özellikle Bitlis'teki hazırlık sınıfının kurulum aşamasında tespit ettiğim yanlış uygulamalardan biraz bahsetmek istiyorum. Bunlarla ilgili bir anket yaptık öğrencilerimizle bir sene sonunda. Onu bir makale olarak yayınladım ben. Şu anda bir TÜBİTAK projemiz oldu. Ona başvuru yaptım. Sonuç bekliyoruz. Onda da gene bir anket uygulaması yapılacak. Mevcut verdiğimiz eğitimle alakalı. Yani öğrenciye bu şekilde anket yapıp saha çalışması yaptığımız zaman biraz daha hani hatamız nedir, nerede yanlış yapıyoruz biraz daha görme imkanı oluyor. Orada mesela gördüğümüz şey haftalık ders saatinin çok fazla oluşu. YÖK işte diyor ki 24 ile 30 saat arası olabilir diyor. Biz ilk başta 30 saatle başladık ama sonra baktık ki yani 30 saat olunca haftada günde 6 saatten 5 gün öğrenci çok yoğun bir şekilde fakülteye geliyor ve bir süre sonra artık Arapçadan soğuyor. Gerçekten çok ciddi bir soğuma oluyor. Biz bunu kısmen değiştirdik. Nahiv ve sarf ayrıydı. Biz bunları birleştirdik. 8 saat nahiv, 4 saat sarf vardı. Bu gramer için çok fazla bir saat olduğunu düşündük. Birleştirdik. İkisini beraber 6 saate düşürdük. Bir de Arap dili fonetiği dersini kaldırdık. Bu da biraz yanlış anlaşıldı orada. Bazı üniversitelerde hala yanlış anlaşıldığını düşünüyorum.
Arap dili fonetiğinde harflerin mahreçleri, sıfatları verilir ama çoğu fakültede ne yazık ki bu fonetik dersinde tecvid ve Kur'an-ı Kerim bir nevi, yani Kur'an-ı Kerim dersine hazırlık yapılıyor. Hocalar orada tecvid dersi veriyor, öğrencilere aşır okutuyor, ezan okutuyor, işte sesini, makamını düzeltmeye çalışıyor. Ben bunu yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Arap dili fonetiğinde asıl olan işte harflerin çıkışıdır, çıkış sesidir, mahreçleridir, sıfatlarıdır, bunlar verilir. Onun ötesinde öğrenci okuma konusunda ve dinleme konusunda geliştirilir. Biz orada ilk başta bu fonetik dersinde kaldırdık ve böylece saati 24 saate düşürdük. Öğrencilerin de haftada 4-5 gün değil, 4 gün gelmesini, 3 gün rahat etmesini sağladık. Bunda olumlu bir dönüt de aldık. Bu konuda böyle bir şey oldu. Bir de gördüğümüz hatalardan birisi imla, yazım kuralları dediğimiz Arapçanın imla kurallarının verilmesi hususunda birazcık yetersiz kalması. Yani imla konularına çok fazla değinmiyoruz. Nahiv içerisinde geçtikçe işte şemsi, kameri harflerin yazılışı, işte okunuşu, efendime söyleyeyim, ta-i merbuta, ta-i mefduha gibi konular peyderpey veriliyor ama ben şunu düşünüyorum. Ne yapmak lazım öğrenciye? Zaten bizim öğrencilerimiz artık imam hatip mezunu olmayan öğrenci sayımız da epey arttı. Doğal olarak öğrenci bize geldiği zaman Elif B'yi bile bilmiyor. Arap alfabesinden artık başlıyoruz. Birçok üniversitede böyle. Bu Arap alfabesini yazım okuma boyutunda öğrettikten sonra bu imla kurallarının toplu bir şekilde verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani öğrenci bunları bir öğrensin. İmla yazımla alakalı şemsi harfler, kameri harfler, mugatta noktalama işaretleri bile. Bakın noktalama işaretleri neredeyse hiçbir yerde verilmiyor. Yani Arapçada virgül nereye konulur? Nokta nereye konulur? İki nokta. Bunlar bile bence bir öğretilmeli. Çünkü öğrenci Türkçe gibi düşünüyor. Veya öğrenci cümleyi okuyor, hiç nokta yok. Kocaman bir cümle, hiç nokta yok, hiç virgül yok, hiç noktalı virgül yok. Tabii bunu toparlamak biraz daha zor oluyor. Bunlarla alakalı biraz bilgi verilmesi gerektiğini ve bunun gramerle alakalı, diğer okumayla alakalı derslerin başlamadan önce dönem başında yapılması gerektiğini düşünüyorum. Dönem içerisinde yapılan şeyde de dinleme ve konuşma derslerinin ders saatinin az olduğunu düşünüyorum ki bir dil ancak ona ne kadar maruz kalırsanız o kadar hızlı ve kolay öğrenilir, kalıcı olur. 2 saat istima, 2 saat muhalese gibi şeyler konuluyor. Bunların yetersiz olduğunu düşünüyorum ben. Daha çok gramere boğuyoruz öğrenciyi. Bunun bu dinleme ve konuşma derslerinin biraz daha fazla artırılması gerektiğini düşünüyorum sayın hocalarım. Bir başka Türk ve Arap hocalara ders dağılımla ilgili hatalar yapıldığını düşünüyorum. Mesela kimse lütfen beni yanlış anlamasın. Arap hocaların bence gramer derslerine girmesini ben şahsen doğru bulmuyorum. Yani gramer derslerine bizim Türk hocaların girmesi, Türkçeden Arapçaya çeviri derslerine, imla, inşa dersine Türk hocaların girmesi ama işte konuşma, muhadese, istima gibi derslere Arap hocaların yoğunluklu bir şekilde verilmesi tabii daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. En son olarak işte gramere dayalı bir eğitim verilmesini de ben sorunlu buluyorum. Burada bir yöntem sorunu var. Yani biz konuşmaya başladığımız zaman özne, yüklem gibi başlamıyoruz. Çevreden sesi duyuyoruz, konuşmaları birleştiriyoruz. Tek kelime, iki kelime, üç kelime, beş kelime, cümle. Bu şekilde daha sonra da şu an Türkçe konuşuyoruz takır takır. Türkçe makaleler yazıyoruz. Ama sorsalar ki bir cümlenin analizini yap, Türkçe bir cümlenin. Biz tabii ki yapamayız. Yüklemdi, özneydi. Bunlara artık girmiyoruz. Yani gramer olmaksızın da bu dili konuşuyoruz. Eğer amacımız konuşmaya yönelik bir eğitim vermek ise o zaman gramere çok fazla öğrenci boğmayı doğru bulmuyorum ki o konuda hemen bunu söyledikten sonra fakültemizdeki Es-Suffe ve Eluga sisteminden bahsetmek istiyorum. Mersin İslamlar Fakültemizin dekanı Erdal Baykan Hoca'nın Es-Suffe ve yanında Eluga diye tanımladığı iki tane BAP projesi var. Bunlar bitirilmiş. Altta isimlerini verdiğim hocalarla beraber ortak bir şekilde yapılmış. Es-Suffe'den çok detaylı bahsetmek istemiyorum. Bizim için önemli olan Eluga. Yani Eluga Arapça, daha doğrusu yabancı dil eğitiminde uygulanan bir sistem. Es-Suffe ise onun haricindeki diğer dillerde uygulanan bir sistem hocalarım. Es-Suffe ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen fakültemizle bağlantı kurulduğu zaman çok rahat bir şekilde. Hatta bunun bir web sitesi de var. Es-Suffe.org diye oradan da bilgi alabilirsiniz. Peki Eluga nedir? Eluga ise
Yabancı dil öğretiminde yeni bir perspektif, yeni bir yaklaşım. Buradaki sistemimiz ne? Biz öğrenci geldiği zaman, şu der, verdiğimiz dersler bunlar. Bize hazırlık yok bu arada. Onun da altını çizeyim. Benden önceki hocamızın söylediği gibi, yani hazırlık olmadan aslında Arapça eğitiminin öğretilmesi, Abdullah Hoca'nın söylediği gibi, aslında çok zor. Gerçekten çok zor. Ama biz gerçekten çok zorlanıyoruz. Ama şöyle bir şey var bizim fakültemizde. Totalde baktığınız zaman 28 saate kadar 3 yıl içerisinde bir Arapça eğitimi var. Yani Arapçada alınan, hazırlıkta alınan saate denk bir saatte Arapça dersimiz var her birinin, her bir dönemin. Ama şöyle bir sorun oluyor. Öğrenci Arapçanın yanında tefsirle uğraşmak zorunda kalıyor. Hadisle uğraşmak zorunda kalıyor. Sadece Arapçaya odaklanamıyor. Bu açıdan bir eksiğimiz var. İnşallah hazırlığı da burada kuracağız. Peki biz burada ne yapıyoruz? Öğrenci birinci sınıfa geldiği zaman, birinci sınıfın birinci döneminde öğrenciye biz cüz üreşidi ile başlıyoruz. Önce Elif B'den alfabeyi öğrenmesini, okumasını, yazmasını güzelce öğretiyoruz. Daha sonra imla kurallarını veriyoruz. Oradaki işte imla kuralları neyse onlar veriliyor. Öğrenci harekeli ve harekeli metinleri diyeyim. Hareketsiz henüz biraz daha zaman var. Biraz gramer bilmek gerekiyor. Harekeli metinleri çok rahat bir şekilde okuyabiliyorsa, harekeli bir metinle konuşan bir kişinin konuştuklarını rahat bir şekilde defterine yazabiliyorsa, bu seviyeye geldikten sonra biz öğrenciye bu sefer başlıyoruz cümle ezberletmeye. Hiç gramere başlamıyoruz. Kendi hazırladığımız belli bir sayıda, buradaki muhteva da belli zaten, hocalarımızın, Arap hocalarımızın hazırladığı cümleleri ezberletiyoruz hocalar. Hiç gramere muramere girmiyoruz. Sadece işte tanışma, hobiler, fobiler, işte meslekler, aile, lokantada, havaalanında gibi, takside, uçakta gibi belli yerlerde belli standart bir yani bir kişinin, bir Türk kişinin Arap ülkesine düştüğü zaman hayatını idame ettirebileceği düzeyde bir müzekker, eril, müfret formda öğrencilere cümle ezberletiyoruz hocalarım. Bunun Arapçasını veriyoruz harekeli bir şekilde, daha sonrasında Türkçesini de veriyoruz ve bunu pekiştirmek için de devamlı karşılıklı diyaloglar halinde öğrencileri devamlı buna alıştırıyoruz. Ve bir dönem sadece bununla geçiyor. Bu kadar bir eğitim veriyoruz birinci dönem. Gelen birinci sınıf öğrencisine 16 saat haftalık olarak bir dönem boyunca sadece bunu veriyoruz. Ve bu öğrenciler bunları ezberliyor. Dönem sonunda da bir mülakat tarzında sınav yapıyoruz. Arap hocalarımız öğrencileri tek tek karşısına alıyor.